Vatikan nezdindeki büyükelçimiz neden Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni propagandasına alet olan ve bu propagandayı destekleyen vahşet kol geziyor Avrupa'da. Yavrumu nasıl kaybettin? He? Nasıl kaybettin? Temsilcilere yönelik vahşi saldırılardan kin ve nefret durumu sorumludur. It has been 20 years since the last terrorist attack by Armenians on Turkish diplomats. Turkish people no longer remember the Armenian terrorist activities that lasted for decades after the 1920s due to the fuss made about the so-called genocide. All the same, Ottoman Armenians who have immigrated to the West or settled in Armenia are still experiencing nerve storms with a merciless wave of hatred for Turkey. Nourished with this hatred, I'm trying to raise the Armenian terror of the past century all over again. Armenian terrorist organizations that emerged with the second wave of murders in 1973 have made their mark with 200 terrorist actions in 15 years, killing 58 Turks, 34 of whom were diplomats and 16 people of foreign citizenship, until 1988, when their leader, Agop Akopyan, was killed in Athens. Efendim, o Asala eylemleri tabii son derece üzücü girişimlerdi. Bunun tahrikçileri, bunun sorunları da aslında Ermeni olmayan bazı provokatörlerin tahrikiyle eylemler yapmışlardı. Yurt dışındaki Türk diplomatlarına karşı Ermeni terör örgütlerinin Asala ve Adalet Komandosu diye iki tane terör örgütü vardı. Bunlar da 100 sene önceki hınçak ve taşnakların hortlaması şeklinde birisi sağ, birisi sağ, birisi sol geçinin iki terör örgütünün Türk diplomatlarına karşı yürüttükleri suikastlar kampanyası, suikastlar dizisinden sonra onun ardından siyasi alana taşıdılar. Most people think that the Armenian terror against Turks had started based on the so-called genocide claims. However, Armenian terrorist actions had started as early as 1890, that is 25 years before the implementation of the relocations, and continued on and off for almost half a century. Ermeni terörünün boyutu Anadolu ile sınırlı kalmamıştır. Doğu Anadolu bölgesinde Müslümanlarla Ermeniler arasındaki çatışmalar yeni dünyaya, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne de yansımıştır. İlk Türk Amerika'da Ermeni teröristler tarafından öldürülmüştür. Bu öldürülen kişinin adı çok enteresan bir şekilde Amerikan gazetelerinden öğrendiğimize göre Muhammed bin Halil adlı bir kişidir. Bunun lakabı da Herid-i Türk'tür. Herid, yani Türk Heri diye bir lakap takılmıştır kendisine. Bu kişi işte State of Mind denilen yerde bir nehirde ölü bulunmuştur. Yapılan sorgulamalar sonucunda aslında Heri'nin veya bizim bildiğimiz şekilde Muhammed bin Halil'in Ermeni arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştır. There have been numerous terrorist actions by Armenians in Istanbul and Anatolia following this interesting event. However, the murders that constitute the foundations of Asala actions started right after World War I and were executed in two waves.
The first wave was the series of assassinations directed to Ottoman administrators and leaders such as Cemal Pasha, Talat Pasha and Said Pasha, who were ministers and prime ministers during the implementation of the relocations in 1915. Those murders were planned by an organization called Nemesis. Şimdi bu cinayetlerle ilgili olarak bu cinayetleri iki dalga şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Birinci dönem savaştan hemen sonraki cinayetlerdir. Ki bu cinayetlerin içerisinde yani sadece Osmanlı dönemi yöneticileri öldürülmemiştir. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı da Pera Palas'ın önünde öldürülmüştür. 1915 yer değiştirme, yani tehcir adı verilen harekette işte efendim 1,5 milyon Ermeninin öldürüldüğünü ifade ederekten bunun intikamını almak için örgütler kurdular. As part of the plans made by the Hunçak and Daşnak organizations, Armenian volunteers have killed Turkish statesmen in many places around the world for having committed genocide against the Armenians. Malta'daki sürgünden sonra serbest bırakılan Said Alim Paşa hemen Roma'da bir Ermeni katil tarafından öldürülmüştür. Daha sonra biliyorsunuz Talat Paşa'nın 1921 yılında öldürülmesi söz konusu Berlin'de. Talat Paşa'nın öldürülmesinden dolayı yapılan yargılama sonucunda Talat Paşa'yı öldüren katil Tehneryan beraat ettirilmiştir. Akli dengesi yerinde değil gerekçesiyle. Oysa bugün elimizdeki bilgilere göre Tehneryan zavallı olarak tanıtılan bir kişilik değil, tam tersine profesyonel bir katildir. 1922 yılında 21 Temmuz günü Tiflis'te Cemal Paşa ve iki yaveri katledilmiştir. Cemal Paşa ve iki yaverinin katledilmesiyle ilgili olarak Bolşevikler, yani o zamanki Sovyet yöneticileri ve taşnaklar suçu birbirlerinin üzerine atmaktadırlar. Bolşevikler Cemal Paşa'nın taşnaklar tarafından öldürüldüğünü, taşnaklar ise Bolşevikler tarafından öldürüldüğünü iddia etmektedirler. Sonuç olarak bizim açımızdan Cemal Paşa, ki o Cemal Paşa ki Ermeni kafileleri Suriye'de barındıran, yediren, içiren, doyuran adamdır. O koşullarda onların yaşamda kalması mümkün olabilmişse bu Cemal Paşa sayesinde olmuştur. Ama o Cemal Paşa katledilmiştir. Zaten taşnaklar tarafından katledilmesi veya edilmemesi önemli değildir. Cemal Paşa da Nemesis örgütünün öldürülecek liderler listesinde ismen yer almaktadır. Cemal Paşa'dan çok kısa süre sonra, birkaç gün sonra da Enver Paşa Tacikistan'da Kızıl Ordu mensuplarıyla girdiği çatışmada ölü ele geçirilmiştir. Orada ilginç bir ayrıntı var. Kızıl Ordu birliğinin başındaki komutan Ermenidir. Later, at the beginning of 1970, the second wave of murders by Armenian terrorist activists started at the most unexpected time. While the objective of the persons or organizations who planned the first wave was to break off from the Ottoman Empire and create an independent state of Armenia, Asala was trying to settle old scores with Turkey based on the so-called genocide claims. Devlet adamlarına karşı, hariciye mensuplarına karşı 1973 yılında Amerika'da terör eylemi yapıldı. Şimdi bu, yani Magırdıç Yanıkyan adlı bir 80 yaşında bir Ermeni, iki Mümtaz Türk konsolosunu Osmanlılardan
efendim kalan iki tablo var. Bu tabloları size hediye edeceğim diye otel odasına çağırdı. Orada ikisini de katletti. Şimdi biz Lübnan'da yayınlanan örgüt mensuplarının ifadelerinden bu eylemi de Asala'nın yaptığını öğreniyoruz. İşte Asala 75'te kuruldu deniyor ama aslında Asala 1975'te isim olarak ortaya çıkıyor. Ondan evvel adı Asala değil, gizli ordu. This horrible incident came so suddenly and at such an unexpected moment that no one could guess who the enemy was. O zaman Türkiye bu konuda biz hiçbir şey bilmiyorduk 73'ler, 70'lerde de, 80'lerde de. Bir Ermeni terörist tarafından öldürüldü deyince iki kez Dışişleri Bakanlığı bunu kontrol etti. Ermeniler niye öldürsün ki? Rum'dur öldüren diye. Çünkü o zaman bizde Türkiye Cumhuriyeti'nde sürekli bir Rum şeyi vardır çekişmesi. İşte Yunanlılar işgal etti de Sakarya, büyük taarruz Yunanistan'a karşı. O vardır ama hiç kimse Ermenilerle tarihte böyle bir şey olduğunu bilmediği için bu olsa olsa Rum'dur, niye Ermeni öldürsün düşüncesiyle Türkiye iki kez bu haberi kontrol ettirdi ama sonunda onun bir Ermeni tarafından öldürüldüğü anlaşıldı konsolos yardımcısının. O günlerde halen Asala veya Ermeni örgütleri bunları üstlenmemişti. Ben de Büyükelçilik'te çeşitli basın ve medyadan gelen taleplerde bu Ermeniler mi gibi soruları ihtimal vermiyorum, vermiyoruz diye cevaplandırdığımı hatırlıyorum. Çünkü tabir caizse toz konduramıyorduk o sıralarda Ermenilere. Kıbrıs'ta Kıbrıs Rumların Kıbrıs'ı Türklere hücumlarının çok arttığı bir dönemdi ve bunun sonucu olarak da 1974'te Kıbrıs'a müdahale etmek zorunda kaldı Türkiye. Bununla ilgili olarak Rum Kıbrıs'ı Rum kökenli olduğunu bu terörizmi tahmin ediyorduk. Veyahut da dediğim gibi Ermenilere bunu yakıştıramıyorduk. Bugün 22 Ekim çarşamba saat 12'ye doğru makine tüfekli 3 kişi Büyükelçiliğimize silah zoruyla girerek Sayın Büyükelçilerde arkasında... As they had such powerful support, Asala carried on its actions with greater courage. Before the pain of the massacre in Los Angeles was over, and while everyone was trying to understand what happened, this time Danish Tunalıgil, our ambassador in Australia, was cruelly assassinated on October the 22nd, 1975, during a raid on the embassy. The attack was undertaken by the Armenian Liberation Army. Hemen Ankara'ya haber verin. Hemen haber veriniz. İsmail Erez Bey'i vurdular. Kendisi ağır yaralı. Şoför öldürüldü. Only 2 days after this incident, İsmail Erez, our ambassador in Paris, was murdered in an attack made on his staff car. The driver of the ambassador lost his life as well during the attack. Asala undertook the killing. Vurulma hadisesinden sonra Oktar hastaneye götürülürken yolda öldü. Asala attacks were not about to stop. On February the 16th, 1977, Oktar Cirit, our first secretary in Lebanon, was shot dead. Oktar Cirit silahla vurularak öldürüldü. Vatikan nezdindeki Büyükelçimiz Taha Carım bugün mahalli saatle 14 sırasında vazifesinden evine giderken hüviyeti tespit edilemeyen bir mütecaviz tarafından tabancayla saldırıya uğramıştır. Yüzünden ve sırtından yaralanan Büyükelçi Carım On June the 9th, 1977, Taha Carım, our ambassador to the Vatican, was assassinated in front of his house by 2 Armenian murderers. Sefire Hanım ve Beşir Balcıoğlu'nun vurulmuş olduğunu bildirdiler. Daha mütemin malumat birazdan verilecek. 1 year later, Armenians murdered the wife and brother-in-law of our ambassador in Madrid. On June the 2nd, Ambassador Zeki Konaralp's wife, his driver and his brother-in-law, retired Ambassador Beşir Balcıoğlu, lost their lives in the staff car of the embassy, which was strafed with automatic guns. Babam uzun seneler Türk Büyükelçisi olarak yurt dışında Türkiye'yi temsil etmiş bir insandır.
1975'in sonlarına doğru emekli olup Türkiye'ye döndü. Bu olay da biliyorsunuz 78'in Haziran ayında oldu. Teyzemle beraber maalesef ikisini de kaybettik. Nitekim babamla teyzem sefaretten çıkmışlar. İlk kırmızı ışıkta herhalde pusuya yatmışlardı, bekliyorlardı. Ve sanırım babamı eniştem zannederek vurdular. On October the 12th, 1979, the son of our ambassador in The Hague became the target of Armenians. Although Ahmet Benler had no official duty, he was killed at the university at the age of 27. On December the 22nd, Yılmaz Çolpan, director of the Turkish Tourist Office in our embassy in Paris, was the victim of an assassination. When it came to July the 31st, 1980, Asala terrorism showed its ugly face once again and martyred Galip Özmen, our ambassador in Athens, and his 14-year-old daughter. Consul Şaruk Aliak and his driver were killed in the same year in Sydney. Eşim dışişleri mensuplarından idi. Bilindiği üzere birçok büyükelçimiz, dışişleri görevlisi bu olaylarda kaybettiklerimiz arasında. Eşim de Sydney, Avustralya'nın Sydney kentinde başkonsolostu. Ve 1980 yılı 17 Aralık'ında ne yazık ki bu menfur olay oldu. O gün işine gitmek üzere evden çıkarken, bu olay benim önümde yaşandığı için biliyorum, arkadan iki kişi bir motosikletle geldi. Eşim arabasını manevra yapmak istiyordu, hatta onlara yol verdi. Onlar da bir an durdular. Daha sonra harekete geçtiler. Önce eşime, sonra koruması Engin Sever'e ateş ettiler. Her ikisini de bu olayda kaybettik. Çok şanslıyım bir yerde, çünkü kızım da gidebilirdi o sırada. Ama okul tatiliydi. Onun için kızımı kurtardık. Avustralya hükümeti bu hadise hakkı karşısında son derece şaşkındı. Çünkü Avustralya'da ilk defa böyle bir olay oluyordu. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı gerçekten. Bütün önlemlerini daha sonra aldılar. March 1981. Asala and Paris again. Reşat Moralı, Turkey's labor attaché and religious functionary Tecelli Arı, lost their lives in a horrible attack. On June the 9th, 1981, Mehmet Savaş Yerguz, the director of the Turkish consulate in Geneva, was killed by the Asala militant Mardivos Jamgochian. On September 24, 1981, staff of the Paris embassy were chosen as a target once again. This time, in contrast to the other actions, four Armenian terrorists of Lebanon origin killed one security officer and wounded others at the embassy and took 56 employees hostage. 1,5 saat can çekişti. O arada çok birçok defalar rica ettik, ne olur dedik. İçerideki arkadaşla, mahiyette konsolos Kaya İnal Bey'le, Cemal Özen arkadaşımızı dışarıya çıkaralım. Adam dinlemedi, yani yok dedi, biz de yaralıyız dedi. Ama dedik sizin yaranız daha hafif, onlar bak daha kan kaybediyor. Sonra Cemal Özen bir gün evvel, iki gün evvel bir çocuğu oldu. Yani onun durumu daha değişik. Lütfen bırakalım ne olur falan, yani yalvarma şeklindeydi konuşmalarımız. Hayır dediler, biz de yaralıyız dediler. Hep beraber kalacağız burada dediler.
On January 28, 1982, the place Armenians had chosen for their action was Los Angeles once again. Kemal Arakan, our consul general, was ferociously murdered by two Armenian terrorists. 1981'de Kemal Arakan, başkonsolosumuz, öldürüldü. Bu olay şöyle oldu esas itibariyle. Ben Amerika'da bir görev gezisine çıktım. San Francisco'ya gittim. San Francisco'ya gittiğim zaman otelin önünde büyük bir konuşma yaptım. Oradaki Commonwealth otelinde. Tabii Ermeniler doldurdular oteli. İlk defa bir Türk büyükelçisi gitmiş orada. Tabiatıyla konuşmamızın konusu da yine konularından bir tanesi de sadece Türk-Amerikan ilişkileri değil. Aynı zamanda Ermeni konusuydu. O konuda sorular sordular. Fakat otelin önünde devamlı olarak nümayişler oldu ve bir tehdit telefonları aldık. Aynı zamanda pankartlar da gezdirdiler. Eğer Los Angeles'e giderseniz, Los Angeles'e, o zaman sizin oradaki büyükelçiliğinizi biz bombalarız dediler. Tehdit ettiler. Fakat biz gittik tabiatıyla Los Angeles'e. Los Angeles'e gitmemizden bir gün önce mi, iki gün önce de galiba bir bomba patlattılar ve bizim oradaki başkonsolosluğumuza bir hasar verdiler. İşte bütün bunlardan sonra, bir süre sonra da Kemal Arakan maalesef şehit edildi. Sayın Kemal Arakan bizim Los Angeles başkonsolosumuzdu. Kendisiyle birkaç defa görüşmüşlüğüm var. 1982 senesinde Ocak ayında, Ocağın 27'de 28'i öyle bir şey, kendisinin vurularak öldürüldüğü haberini aldık. Tabii bu bizi şoka soktu. Hemen o sırada araba kullanıyordum, hemen benzinci istasyonuna girdim ve bir aklıma gelen ilk televizyon istasyonunu aradım. Kendimi tanıttım, dedim ki bu konuda ben de konuşmak istiyorum, hep Ermenilerle konuşuyorsunuz. Dinledim, gördüm sizleri. Mümkünse ben de konuşayım. Bana dediler ki kimsiniz? Sadece adımı söyledim. Dediler bir yerin başkanı falan mısınız? Hayır. O zaman dediler olmaz. Yani bir şahsiyetiniz olması lazım. In spite of all the lives they had taken, the rancor and hatred of Armenians was not about to stop. Asala was carrying on its terrorist actions as before, and this time their victim was Orhan Gunduz, our honorary consul general in Boston. Polis bu Ermeni teröristi yakaladı. Yakaladı havalanda kaçmaya çalışırken. San Francisco'ya bir uçakla gidecekti. Yakaladı ve derhal hapse attı ve $1.5 million burada bail koydu. Yani $1.5 million çek olarak veya bunun onda birini keş olarak yatırmadan bu kişiyi hapisten çıkaramazlardı mahkeme öncesi. Bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla anında o gece San Francisco'daki Ermeni kilisesinde bir toplantı yapıldı. $200,000 aşkın para toplandı ve bir bail parası yani rehine parası olarak Massachusetts'e iletildi ve adam serbest bırakıldı. Fakat polis takibindeydi. Polisi atlatarak o gece ortadan kayboldu. Bloodthirsty Asala activists had started to believe that they were protected. Despite the murders they committed in the same capital cities, killing diplomats and their families over and over again, they were getting away with it. The same thing happened in Lisbon on June 7, 1982. That day, Erkut Akbay, the administrative attaché of our embassy, and his wife, Nadire Akbay, were ruthlessly murdered, and the killers managed to escape once again. Babam ve annem Lisbon Büyükelçiliğinde görev yapmaktaydı. Olay meydana geldiği zaman. Babam idare attaşı, annem de büyükelçilik sekreteriydi. Her ikisi de 41 yaşındaydı. 7 Haziran 1982'de öğle saatlerinde büyükelçilikten evimize dönüyorlarken evin önüne park etmişken suikast uğruyor. Her ikisi de annem de babam da. Babam olay anında vefat ediyor. Annemse yaklaşık 8 ay komada kalıyor. O da 8 Ocak 1983'te vefat ediyor.
Olay zamanın o tarihlerde ben 11 yaşındaydım. Kardeşim de 4 yaşındaydı. Tabii ikimiz de ne olduğunu tam anlamadık. Hem annemiz hem babamız elimizden alınmıştı. It was impossible to stop the Asala terror because they were treated with a general tolerance and almost applauded. Being able to realize their actions so easily in any civilized country, terrorists were getting even more courageous and were martyring Turkish diplomats who were expected to hold higher posts in the future in a totally unexpected city. Hiç unutamadığım bir olay tabii. Çok sevdiğim Belgrad Büyükelçimiz Galip Balkar'ın öldürülmesiydi. Çünkü Galip Balkar bizim dışişlerinin o zaman hemen hemen en değerli genç büyükelçisiydi. Kendisinden büyük işler bekliyorduk. Çok gariptir. Belgrad'a gitmek istemiyordu. Belgrad'a zorla gönderdik onu. Çünkü NATO'da daimi temsilci yardımcısıydı. Ama biz onu yükseltmek istiyorduk. İşte ileride bakanlık müsteşar olarak, Washington büyükelçisi olarak görüyorduk kendisini. Dedik ki ama arada bir daha bir yüksek kademeden daha geçmen lazım. Onun için Belgrad'a büyükelçi olarak tayin ettik ve orada tabii Ermeni teröristleri onu vurdular. Galip Balkar benim yaşımda bir büyükelçiydi. Yani yaşıt arkadaşım Belgrad'da vuruldu, öldürüldü. Bunu vuran Levonian diye terörist Sırp polisi tarafından yakalandı. O zamana kadar Batı Avrupa'da vurulanlar hiç yakalanmıyordu. Sırp polisi yakaladı bunu. Biz de çok memnun olduk yakaladı diye ve o yakalayan polise madalya verdik biz. Ve yargılandı Yugoslav parlamentosu, pardon mahkemesi tarafından yargılandı. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat arkasından Yugoslav devlet başkanı Milošević bunu gizlice serbest bıraktı. Ve Ermenistan'a gitti. Şimdi bu Levonian Erivan'da devlet ona bir tane fotoğraf malzemeleri satan dükkan açık vermiş. Orada oturuyor. Cezasız kaldı. Bunu ya Ermenistan'ın yargılaması lazım, sen bir cinayet işledin. Ya da bize iade etmesi lazım. Biz yargılayalım. Bunun gibi başkaları da var. Bunu canlı bir örnek, tipik bir örnek olarak zikrediyorum. Başka şeyler de var. Bütün bunlar, bunları görmemizden gelerek Ermenistan'la ilişkilerinizi normalleştirin diye Avrupa ve Amerika'ya bizim söylememiz lazım gelen şudur. İlk önce sen Ermenistan'ı yola getir. Asala's ugly face was next seen in Vienna in November 1984. Evner Ergun, our director in the Vienna office of the United Nations, was ambushed by Armenian terrorists at traffic lights on the way to his office. On 19 Kasım 1984'te bir pazartesi günüydü. Sabahleyin beraber çıktık evden çünkü beni bir kulübüm vardı. Oraya bıraktı. Orada o gün de ben bir konuşma yapacaktım. Çocuklarımızı nasıl barışçı bir şekilde yetiştirebiliriz diye. Bütün pazar günü bu konuda çalışmıştım. O da bana bir takım dokümanlar getirmişti şeyden, Birleşmiş Milletler'den. Sonra benim toplantım oldu. Fakat olay 10 dakika sonra, beni bıraktıktan 10 dakika sonra olmuş. Bir bankanın girişine saklanıyor. Ve kurşunları araba durunca boşaltıyor. Anlaşılan uzun süre takip etmişler. As the actions continued increasingly, life for the members of the Foreign Office was getting more and more difficult. 1973'ten sonra o zaman kadar hiç başımıza gelmeyen şeyler gelmeye başladı. Bunlardan birisi zırhlı arabalar. Zırhlı arabalar geldi. Tabii bunlar Türkiye için, Türkiye'nin bütçesine çok büyük yükler yükleyen arabalardı. Hepsi özel ısmarlanıyordu. Yani 15-20 bin o zamanki Alman markına mal olan arabalar normal arabalara 200 bin, 300 bin marka alıyorduk.
Gayet tabii ki bütün Türk Dışişleri Bakanlığı bunun için önlemler aldı. İşte zırhlı otomobiller satın alındı. İlgili ülkelerle temas ettik, koruma tedbirleri istedik. Birçok ülkede diplomatlarımız özel koruma altında görev yaptılar. Ama hiçbir diplomatımız bu tehdit altında görev yaptıkları için görevlerini yerine getirmekten çekinmediler, korkmadılar, cesaretle görevlerini yaptılar. Çok değerli arkadaşlarımız şehit oldular bu uğurda. Ama hiçbir Türk diplomatı gözünü kırpmadı. Cesaretle görevine devam etti. Şimdi tabii Asala'nın bu faaliyetleri dolayısıyla devletin dışarıdaki temsilcileri olarak gerekli önlemleri almamız ve her hususta bununla karşı karşıya kalabileceğimiz gerçeğini zihnimizin gerisinde devamlı olarak muhafaza etmemiz gerek kendimiz gerek aile efradımız için şart olmuş idi. Bu da tabii çok tedirgin edici, insanı rahatsız edici bir ortam yarattığını kabul etmek gerekir. Yine bu dönemde bize silah taşımamız söylendi. Ve ben diyebilirim ki 1977'den itibaren 1983'ün sonuna kadar silahla dolaştım. Benim gibi bütün arkadaşlarım da silahla dolaştı. Bunun ne kadar büyük bir rahatsızlık olduğunu tahmin edemezsiniz. Çünkü normal size yaklaşan bir insan, yanınızdan geçmek isteyen veya arkanızdan yürüyen bir insandan kuşkulanmanıza yol açıyor. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Her sabah arabanızın altına yatmanız lazım. Bomba konuldu mu konulmadı mı onu inceliyorsunuz. Her gün sokağa çıkmadan önce pencereden bakmanız lazım 10 dakika 15 dakika birisi arabanıza yaklaşıyor mu yaklaşmıyor mu diye. Çok büyük bir huzursuzluk kaynağı. Ve bu arada tabii ne kadar önlem alırsanız onu alın. Çok yakın arkadaşlarınız, sevdiğiniz arkadaşlarınız olmadık yerlerde cinayete kurban gidiyor. Bunun bir başka olumsuz etkisi de Dışişleri Bakanlığı'nın sınavlarına yansıdı. Haklı olarak birçok kişi çocuğunu Dışişleri Bakanlığı'na yollamamaya başladı. Dolayısıyla bu terörün hakim olduğu dönemde Dışişleri Bakanlığı memur almakta sıkıntı çekti. Birçok memurlar, özellikle bizim özel sınavımızda normal olarak geçmesine imkan olmayan kişiler imkansızlık dolayısıyla bakanlığa alındılar. Having made cruel attacks on Turkish diplomats, Armenian terrorist groups were about to make a very unexpected mistake. When bombs blowing up in the capital city of France took more lives from the foreigners than the Turks, the progress of the Asala terror changed drastically. Armenian terrorists lost the support they were getting from the Western community. Orly davası o havaalanında terminalde Türk Hava Yolları'nın yolcu kayıt bürosunda yani yolcular daha uçağa binmeden önce patlayan bir bomba dolayısıyla başlamış olan bir dava. O patlatılan bombada 8 kişi ölmüştü. Bunlardan 4'ü Fransızdı, 2'si Türk, biri de Amerikalı, biri de İsveçli. Aslında olayda ölen kişi bakımından pek yüksek bir rakam sayılmaz. Ama bu Orly davasında yakalanan sanıklar o davayı tam bir propaganda olayına çevirmek istediler. İlginç olan tarafı bu Orly davasının sonuçta asıl sanık durumunda olanların müebbet hapse mahkum edilmesiydi. Fransa'da idam cezası bizde o sırada vardı ama Fransa'da çoktan kaldırılmıştı. Verilebilecek olan en ağır ceza buydu. An effective global cooperation against terrorism is still a very long shot for our world. That's why almost all terrorist groups like Asala have no difficulty in finding a power structure to support them and sometimes carry on their actions in connection with other terrorist organizations. PKK ile veya benzeri bölücü kuruluşlarla bu onun arasında bir
dolaylı bağ vardır en azından. Ama bir ortaklaşa planlamada yer almış olabilir. Asala ile PKK arasında işbirliği kuruldu. Onlara devrettiler ve PKK'nın yakalanan birçok ekibi arasında veya öldürülen arasında Ermeni elemanlar ortaya çıktı. Ve bugün artık mesele dünya çapında dini bir mesele haline getirildi. Dini damga vurulan bir meselenin objektif olarak değerlendirilmesi imkanları çok zordur. The families of the martyred Turkish diplomats and the Turkish nation in general do not bear a grudge directly against the Armenians because it is considered that Asala was used as a pawn. Biz tekrar toparlanmak ve yaşamak zorundaydık. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. Eşimi öldürenler için, o insanlar için nefreti kızıma öğretmek istemedim. İnsanların nefretle yaşayamayacağı konusunda büyük inancım var. Yani onlar öldürdü diye ben de aynı şekilde böyle bir kin gütme olayına hiç girmek istemedim. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni kuşaklarının hiçbir şekilde 1915 olayları ile ilgili değerlendirmeleri öğrenmeden gerek okullarda gerekse diğer toplum kuruluşlarında bunlar öğretilmeden yetiştirilmesini o dönem Türkiye Cumhuriyeti önderliğinin yeni kuşakları Türkiye'nin genç insanlarını öfke, kin ve garaz duygularından uzak yetiştirme politikasına bağlamak gerekir. Bunu Büyük Atatürk yurtta sulh, cihanda sulh şeklinde formüle etmiştir. Kimseye öfke duymayalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin politikası bu olmuştur ve halen de budur. Neden Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni propagandasına alet olan ve bu propagandayı destekleyen... Vahşet kor geziyor Avrupa'da.